Merhaba, ben Singer Satış Destek ve Eğitim Uzmanı Zeynep Şahin. Bugün kanalımızda çocuklar için çok şirin bir çort takımı yapacağız. Hadi gelin çalışmamıza başlayalım. Şimdi kullanacağımız malzemelere geçelim. Zaten dikişte kullanacağımız malzemeler standarttır. Makasımız, mezuramız, iğnemiz, sabunumuz. Yapacağım üründe ise yarım metreden poplin bir kumaş kullanacağım. Şortun beli için lastik kullanacağım. Paçası için de daha yumuşak bir lastiği tercih ettim. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi bitkimize geçelim. Kumaşımı yüz yüze katlıyorum. Hazırladığım kalıpları boyuna yerleştiriyorum. Şu şekilde. Tabii ki sabunumu kullanacağım. Hemen kenarlarından kalıbımı çizmeye başlıyorum. Sonrasında yarım santim kesme dikiş payıyla kumaşımı kesiyorum. Evet, kalıbımı kestim. Dikkat ettiyseniz üstte kemer yapabilmek için, bel yapabilmek için biraz daha fazla bir pay bıraktım. Boyunu da kendiniz zevkinize göre ayarlayacaksınız. Ben belki kısaltabilirim de çünkü 3 yaş olduğu için biraz uzun gelebilir. Şimdi kumaşlarımı birleştireceğim. Nasıl yapacağız? Ön ve arka kısım. İlk önce ağlardan başlayacağız birleştirmeye. Arka ağ kısım. Şöyle ters çevirip hemen. İlk önce ön ve arka ağları birleştirerek başlayacağız. Burası bu şekilde. Evet, şimdi dikişe geçiyoruz. İsterseniz kaydırmamak için kalıplarınızı iğneleyebilirsiniz. A kısmından başlayacaktık biliyorsunuz. Ben iki tane iğne takacağım sadece kaydırmamak adına. Evet. Makinamızda şu anda düz dikiş açık. Bir ayak boyundan dikişi yapıyorum. Diktiğim parçanın kumaş atmasın diye süflesini yapacağım. Burada isterseniz şu anki baskı ayağını da kullanabilirsiniz ama makinelerin içinden çıkan bir süfle ayağı vardır. Şu ayak. Kullanıcılar zaten bilirler makinelerin içinde bulunur. Bu ayağı çıkarıp ben bunu daha kolay yaptığım için bunu kullanacağım. Şu şekilde takıyorum. Makinamı zikzağa alacağım süfle yaparken. Ve biraz sık yapacağım ki atmasın diye. Şu şekilde yerleştiriyorum. Şu kırmızı parça eşit mesafede zikzaklar yapabilmemi sağlayacak. Ve bu şekilde süflemi yapıyorum. Evet, şimdi A kısımlarını diktik. Karşılıklı yerleştiriyorum ön ve arka kısmı. Bacak iç dikişini yapacağım. Çünkü düzgü yapacağım için ilk önce burayı yapıp daha sonra yan dikişlerini kapatacağım. Daha kolaylık olacak. Şöyle yerleştiriyorum. Kaydırmamak için yine iğneleyeceğim. Thank you.
bölgelere geçeceğim. Tabii paça boylarını ben şunları eşitleyeceğim hemen. Biraz kısaltmak istiyorum. Evet, devam ediyoruz. Ben dikişleri yaptıktan sonra ütümü yaptım. Şimdi paçalardaki büzgüyü yapacağız. Katlama payımı verdim, ütümü de yaptım. Dekoratif bir lastik kullanıyorum demiştim hatırlarsanız. Şimdi burada makinalara özel, makinamızda bulunan bir özelliği göstermek istiyorum. Kullanıcıların makinalarında da muhakkak vardır lastik dikişi. Bu makinede 3 numaralı dikiş. Zikzağın daha seyrek vuruşlu olan halidir. Desenimizi kodluyorum. Biraz açıyorum arayı ve burada bir tüyo vermek istiyorum. Hangi lastiği kullanırsanız kullanın, muhakkak lastik dikişiyle dikmenizi öneririm. Evet, iki paçayı da bu şekilde bitirdik. Şimdi yan dikişlere geçiyorum. Yine tersini çevirip şu şekilde. Evet, yan dikişlerimizi yaptık. Kenar temizliğimize yaptık. Şimdi kemer kısmına geçiyoruz. Bunu ben zaten payımı vermiştim. Hemen hemen bir 6 santimlik bir pay vermiştim. Şöyle içe katlıyorum. Burada ütü de yapabilirsiniz. Daha rahat dikelim diyorsanız. Şu şekilde bir, şu kalınlıkta bir kemer yapmak istiyorum. Da kaydırmamak için iğneleyeceğim. Kemer kısmına iki tane dikiş atacağım çünkü araya lastiğimi geçireceğim için. Şimdi dikişime geçiyorum. Hatta burada makinamızın şu parçasını çıkarabiliriz. Daha rahat çevirme işlemini yapabilmek için. Ben bu kolaylığı kullanıyorum. Bu şekilde ayarladıktan sonra düz dikişimizle. Kemer kısmını birleştiriyorum. Kemer kısmını çok hafif bir açıklık bırakacağım. Neden? Çünkü lastiğimi geçirirken zorluk yaşamamak adına. 1 santim kadar açıklık bırakıyorum. Daha sonra şuradan da bir dikiş geçeceğim. Bir ayak mesafesinden. Evet, kemer bölümünü de diktik. Biraz temizlik yapmak istiyorum çünkü çok fazla iplik kaldı. Bunun için de Singer'in nakış makasını kullanıyorum. İşimi kolaylaştırıyor. Evet. Artık düzünü de çevirebiliriz. Bakın şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi ben lastiğini geçireceğim. Bunu geçirirken zaten alışık olduğumuz bir şey kullanacağım. Neyi? Şöyle bir çengelli bir iğne kullanacağım. Hatırlarsanız bir boşluk bırakmıştım, açıklık bırakmıştım rahatlıkla geçirebileyim diye. O açıklıktan. Tabii ben ölçümü neye göre yapacağım? Siz tabii ki çocuğunuzun belini ölçerek de bunu yapabilirsiniz. Ama ben hemen hemen şöyle göz kararı
bir ölçü veriyorum. Biraz da dikiş payı bırakacağım. Hemen hemen şöyle olacak. Lastik boyumu ayarlıyorum. Çengelli iğneden yardım alarak. Evet, bıraktığım boşluktan şu şekilde lastiğimi geçirerek bel kısmını tamamlayacağım. Evet, lastiğimizi geçirdik. Hemen buradan lastik dikişiyle yine lastiğimi birleştiriyorum. Evet, lastik dikişimizi de tamamladım. Hemen kemer kısmını düzelteceğim şöyle. Bakın çok şirin bir şort oldu. Hemen ben şortu böyle bırakmak istemiyorum. Malzemelerimi sayarken gösterdiğim kurdeleleri paça kısmını şu şekilde dekoratif amaçlı bir süslemi yapmak istiyorum. Bunu da makinemde yapacağım. Biliyorsunuz kullandığınız makinelerin şu parçası çıkıyor. Hemen paçayı yerleştirip kurdelemi da şu şekilde tutturacağım. Evet, kurdelamızın ikincisini de diktim. Hemen temizliyorum. Evet. Bu şekilde tamamladıktan sonra bakın şöyle şirin bir şortumuz oldu. Evet, hazırlamış olduğum şortun takımını yapmak için ben burada hazır bir kıyafeti kullanacağım. Buraya küçük bir aplike yapmayı istiyorum. Ayrı kullandığım kumaştan küçük bir parça kumaşımı da kestim. Metal kaslarından yardım alacağım. Esnek kumaşlar için kullanacağımız Singer.com.tr'de de satılan tek taraflı yapışkan telamı kullanacağım. Zaten kaslarımı hazırlamıştım. Kıyafetimi yerleştiriyorum. Nereye aplike yapacaksam. Şu şekilde. Aplike yapacağım kumaşımı da yerleştiriyorum. Metal kaslığımın mıknatıslarını kullanarak kumaşı biraz gerdirerek yerleştirmemi yapıyorum. Evet, şu şekilde. Desenimi hazırlamıştım. Hazırlamış olduğum deseni hafızadan seçiyorum. Evet, işlemeye gönderiyorum. Kaslığımı yerleştireceğim. Evet, makinemi çalıştırıyorum. Evet, aplikemin birinci aşamasını bitirdim. Kaslığımı çıkarıyorum. Kumaşımın fazlalıklarını temizleyeceğim. Aplikemin fazlalıklarını kestim. Nakışıma kaldığım yerden devam edeceğim. Yine kaslığımı yerleştiriyorum.
Bugünkü projemizi bitirdik. Çok şirin bir şortumuz ve onu tamamlayan hazır bir bluza işlediğimiz aplike ile birlikte şöyle şirin bir kız çocuğu takımı yaptık. Dilerseniz ben daha önce yapmıştım. Şöyle erkek çocuklar için de mavi bir şort yapabilirsiniz. Bugünkü projemiz bu kadar. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle.